Evet, herkese merhaba. Bu videoyu izlediğinizde sizler de artık sadece 5 dakikada online deneme sınavı hazırlayabileceksiniz. Öncelikle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ekranın sağ alt kısmındaki abone ol kısmına tıklamanız yeterli. Şimdi videoya geçelim. Evet, öncelikle online deneme sınavınızdaki testimizi internetten indirmemiz lazım veya bir test oluşturmamız lazım. Ben burada bir tane deneme testi indirdim. Bakın PDF formatında. Şimdi bu dosyamızı açıyoruz. Evet, bu şekilde bir deneme testi indirdim. Şimdi buradaki soruları ekran görüntüsü alıp resim dosyası halinde çıkartmamız gerekiyor. Bunu yapmadan önce bu ekran görüntüsünü alırken sayfadaki soruları ekrana ne kadar çok sığdırırsak bizim için o kadar faydalı olacaktır. O yüzden öncelikle şuradan görünüm kısmından okuma moduna tıklıyorum. Daha sonra şurada göster ve gizle bölümünden ise menü çubuğunu gizliyorum. Şimdi görüntüyü biraz uzaklaştırıyoruz, küçültüyoruz. Şöyle ilk sayfamıza gelelim. Evet, birinci sayfamıza geldik. Şuradaki kısmı da sağ tarafa çekelim. Evet, şimdi ekranımızda görüyorsunuz. 3 tane soru var tek bir sayfada. Normalde bütün soruları tek tek ekran alıntı aracıyla kesmemiz gerekiyor. Ancak ben size daha kısa bir yöntem söyleyeceğim. Buradaki görmüş olduğunuz sayfayı tek bir sayfa olarak ekran alıntısıyla alacağız ve her soruyu teker teker uğraşmamış olacağız. Bu şekilde çok daha kısa sürede deneme testi, deneme sınavı hazırlayabileceğiz. Şimdi ekrandaki soruları görüyoruz. Şunu ben bir kere daha yakınlaştırdığımda bakın bütün sorular ekrana sığmadı. O yüzden bir kere daha geri alıyorum. Evet, bu şekilde sığdı. Şimdi ekran alıntı aracımızı alıyoruz. Ve bu sayfadaki soruları kesiyoruz. Yeni diyelim. Evet, şöyle tam köşeden sıfırlıyoruz. Bakın şöyle uzatıyoruz ve son sorunun bitim yerine kadar getiriyoruz. Ve bu şekilde bakın sayfamızı resim olarak kaydedebiliriz. Farklı kaydet diyoruz oluşturduğumuz deneme testim klasörüne. Birinci sayfamız olduğu için bir olarak resim dosyamızın adını verdik. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Evet, bu sayfamızda da 3 tane soru var. Yine bir defada demek ki 3 tane soruyu kesebileceğiz. Yine yeni diyorum. Bakın tam yine köşeden başlıyorum. Yine son soru bitene kadar. Bakın tam köşelerden alıyorum. Yani bunu bu şekilde uzatmıyorum. Bu şekilde uzattığım takdirde görüntümüz, sorularımızın görüntüsü netliği bozulacak. O yüzden mümkün olduğunca bunu sıkıştırıyorum. Evet, bunu da yine farklı kaydediyoruz. 2 dedik buna. Devam ediyoruz diğer sayfamıza. Evet, bu sayfamızda da yine 3 tane soru var. Yakınlaştırmamıza yine gerek yok. Çünkü yakınlaştırırsak ekrana sığmayacak. Ekran alıntı aracıyla 3 soruyu birlikte alamayacağız. Yine diyoruz. Yine en kısa noktalardan sorularımızı kesiyoruz. Bunu da farklı kaydet dedik. 3 diye adlandırdık. Devam ediyoruz. Evet. Yeni sayfamızda bakın 4 tane soru var. Demek ki bu sefer 4 tane soru aynı anda alabileceğiz. Yine bunu da tam sınır noktalarına gelecek şekilde kesiyoruz. Farklı kaydet ve 4 diyoruz buna da. Devam ediyoruz. Evet, yeni sayfamıza geldik. Burada da yine 4 sorumuz mevcut. Yine bunu da ekranımıza sığacak şekilde ayarlıyoruz. Yine diyoruz. Bu şekilde sorularımızı yine kesmiş oluyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Sırada 5. sayfamız vardı. Onu da kaydettik. Evet. Ve son sayfamız. Evet, son sayfamızda da 3 tane soru var. Bu soruları da kestikten sonra sorularımızın resim formatında kaydetmiş olacağız.
Evet, bu şekilde bunu da farklı kaydetleyelim. 6 numarasını verdik. Evet, sorularımızı bu şekilde klasörümüze kaydettik. Bakın 6 tane sayfa, resim sayfası oluştu. Şimdi sıra geldi bunları Google formlara yüklemeye, yani deneme testimizi hazırlamaya geldi. Ondan önce bu işlemi yapmamız mutlaka gerekiyor. Normalde her soru tek tek kesiliyordu. Ancak ben size kısa bir yol, daha pratik bir yöntem gösterdim. Sayfa sayfa kestiğimiz takdirde de bu deneme testimizi hazırlayabiliriz. Bu şekilde de bakın 3-4 kat daha hızlı, daha kısa vakitte deneme testimizi oluşturabiliyoruz. Bu da bize hem zaman kazandırıyor hem de daha fazla online test hazırlamamızı sağlıyor. Şimdi gelelim Google formlara nasıl gireceğiz? Evet. Tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmına Google Forms ya da Google Formlar yazabiliriz. Bakın şurada çıktı Google Forms. Buna tıklıyoruz. Evet, karşımıza çıkan ekranda yazıyor. Google Formlara git diyoruz. Evet, sayfamız açıldı. Bakın benim burada daha önce oluşturduğum deneme testleri mevcut. Buradan bakın sınav yazıyor. Sınav yazan kısma tıklıyoruz buradan. Formlar başlığı altından sınav yazan kısma tıklıyoruz. Bekliyoruz sayfamızın açılmasını. Evet, sayfamız açıldı. Şimdi burada bakın bazı başlıklar var, bölümler var. Şimdi ben buradan bazılarını sileceğim. Öncelikle e-posta isim yazıyor. E-posta yazıyor. Şimdi burada öncelikle sınav ismimizi yazalım. Mesela ne diyelim? Fen denemesi. 5. sınıf. 5. sınıf fen denemesi. Buraya da deneme testi 1 diyebiliriz. Evet, daha sonra katılımcılardan isteyeceğimiz bilgiler var bakın burada. Buraya tıklıyoruz. Adınız diyor. Buraya ad ve soyad diyelim. Evet, bu şekilde olduğunda isim ve soy ismini yazacak katılımcı. Burada da gerekli kısmı işaretli olacak bakın. Bir alta geçiyorum. E-posta, e-posta istemeye gerek yok. Yine de siz bilirsiniz. Ben siliyorum. Daha sonra bakın alttaki kısımları ben sileceğim. Bunlar şu an bizim için gereksiz. Çünkü benim size anlatacağım yöntemde bunlara ihtiyaç yok. Alttaki kısımları bakın soru kısımlarını siliyoruz. Üçüncü soru diyor. Yine bunu siliyorum. Başlık kısmını siliyorum. Evet. Buradaki kısmı da sildim. Şimdi burada başka bilgiler istememiz gerekiyor. Yani ad, soyad, sınıf, şube, numara gibi. Şimdi bunları da buradan bakın soru ekle kısmından ekleyebiliriz. Mesela şuraya sınıf ve şube yazabiliriz. Burada bakın açılır menü yapacağız. Açılır menü yaptığımızda öğrenci buradan kendi sınıfını, şubesini seçecek. Mesela buraya 5A dedik. Buraya da 5B dediğimizde öğrenciler bunlardan birini seçmiş olacak. Ve bunu da yine gerekli diyoruz. Burayı da işaretlemeden ilerleyemeyecek katılımcı. Daha sonra numara bilgisi. Evet, soru ne olsun? No olsun. Şöyle büyük harflerle yazalım. No. Evet, bakın no girdiğimizde burada zaten otomatik olarak sayı çıktı. Yani buraya öğrenci sayı, bir sayı yazmak zorunda. Başka bir şeyi kabul etmiyor sistem. Bunu da yine gerekli yapıyoruz. Evet, ad, soyad, sınıf, şube ve numarasını katılımcı girdikten sonra soruları çözmeye başlayabilir. Siz de buraya istediğiniz herhangi bir bilgiyi yazabilirsiniz. Katılımcılardan isteyebilirsiniz. Evet, şimdi testimizin, online testimizin kapak sayfası bakın hazır oldu. Kapak sayfası bu şekilde hazır oldu. Şimdi buradayken
Biraz Google formlarda neler var bu ekranda? Bunları anlatalım. Şimdi bakın şurada tema seçeneği var. Ön izleme var, ayarlar var ve gönder var. Yani testimizi hazırladıktan sonra buradan göndereceğiz. Temaya tıklıyorum öncelikle. Temaya tıkladığımda bakın buradan üstteki resmi değiştirebiliriz. Burada bir sürü seçenek var. Bakın şunlardan birini, herhangi birini seçebilirsiniz. Şurada mesela kalem resimli var. Ekle diyoruz bunu seçtikten sonra. Bakın buradaki resmimiz şimdi değişecek. Evet, bu şekilde değişti. Yine arka plan rengi buradan değişiyor bakın. Bu şekilde değişiyor. Evet. Yine ben bunu eski haline getireyim. Evet. Bu fena değildi. Bunu ekle diyoruz ve evet. Önceki haline döndü. Yine arka plan rengi var. Yazı tipi seçenekleri var. Demek ki bu tema seçeneklerinden bu özellikleri yapabiliyoruz. Ön izlemeye geldiğimizde ise oluşturduğumuz testin yani aşama aşama buradan ön izleme yaparak bakın tıklıyoruz. Nasıl katılımcılar tarafından nasıl görüneceğini buradan inceliyoruz. Bakın katılımcı girdiğinde bakın şu ekranı görecek. Yani isim, soyisim, sınıf, şube ve numara yazması gerekecek ve bunu gönder dedikten sonra diğer sayfaya geçecek. Bunu da sürekli aşama aşama kontrol edebilirsiniz. Yine ayarlar kısmı var bakın buradan. Testimizle ilgili ayarlar. Burada e-postalarını topla diyebilirsiniz. Oturum açmak gerekir diyor bakın. Bir yanıtla sınırlandır. Evet, katılımcılar bu testi çözmek için bir hakkı olacak. Eğer bunu istiyorsanız burayı işaretliyorsunuz. Ben bunu çoğunlukla kullanıyorum. Çünkü katılımcılar çözdükten sonra tekrar çözebiliyorlar. Yanlış yaptığını fark ediyorlar. Bu da deneme sonuçlarını, test sonuçlarını etkiliyor tabii ki. Ben bunu açıyorum genelde. Evet, sunu bölümünde ise yine alt tarafta bakın şunları da işaretleyebilirsiniz. Gönderdikten sonra düzenleme, özet grafikleri ve metin yanıtları görme gibi seçenekler mevcut. Sunuda da bakın ilerleme çubuğunu göster. Bu da güzel bir özellik. Katılımcı soruları çözerken ne kadar ilerlediğini görmüş oluyor. Soruların sırasını karıştır seçeneği var yine. Ve en altta da onay iletisi var. Geldik testlere. Bunu test yap kısmı bakın açık olmak zorunda. Daha sonra notu açıklama diyor. Her gönderimden hemen sonra veya daha sonra. Evet, ben bunu daha sonra yapıyorum genelde. Daha sonra yani manuel incelemenin ardından sonuçlar kısmına tıklıyoruz. Oradan puanlar geliyor. Onu da daha sonraki videomda gösterebilirim. Yine burada katılımcılar şunları görebilir diyor. Boş bırakılan veya yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplar, puan değerleri gibi özellikleri de görmesini istiyorsanız bunlara tıklıyorsunuz. Evet, bunu da kaydet diyoruz bu şekilde. Buradan da gönder dediğimizde bakın şu şekilde e-posta adreslerini yazıp istediğiniz katılımcıya gönderebilirsiniz. Veya buradan şu bağlantıyı bakın şuraya tıklayarak bağlantı linkini kısaltıp şu adresi katılımcılara gönderebilirsiniz bu testi çözmeleri için. Yani şu bağlantıyı kopyalayıp daha sonra göndereceğiniz kişiye yazmanız gerekiyor bu linki. Evet, buradan da şimdi çıkıyoruz. Evet, şimdi denememizin kapak sayfası bakın hazır. Kapak sayfası hazır. Şimdi geldik. Soruları nasıl ekleyeceğiz? Evet, şimdi soruları eklemek için bakın şuradan bölüm ekle diyor. Öncelikle şunu da kapatalım. Bölüm ekle diyor. Bakın şuradaki çubuktan en alt kısmına bölüm ekle diyor. Bölüm ekle dersek diğer sayfaya geçmiş olacağız. Evet, bakın diğer sayfaya geçtik. Yine her bölümün ismini 5. sınıf fen denemesi yazabiliriz. Açıklama var yine. Açıklama kısmına da bakın yine deneme testi 1 yazıyoruz. Siz tabii ki başka bir şey de yazabilirsiniz. Evet, şimdi bunu yazdıktan sonra bakın diğer yani yeni bölümümüzün üst bilgi kısmını yapmış olduk. Şimdi sıra soruları eklemeye geldi. Bakın yine bu yan taraftaki çubuktan resim ekle diyeceğiz. Resim ekle diyorum. Göz atlıyorum ve deneme testimizin olduğu klasör açılıyor. Şimdi buradan birinci resmimizi seçiyoruz. Evet. Daha önce kesmiştik biliyorsunuz ekran alıntı aracı. Birinci resmimizi buradan seçip açıyoruz. Ve resmimiz bakın ne oldu? Yüklenmiş oldu görüyorsunuz. Birinci sayfamız yani ilk 3 sorumuz artık online yüklenmiş oldu. Burada resim başlığı diyor. Bu resim başlığına da bir bilgi yazabilirsiniz. Yani buraya ne yazabiliriz?
soruların çözümlerini cevap anahtarına işaretleyiniz. Bilgisini yazabiliriz. Evet, çünkü şimdi sıra ona geldi. Her sayfanın altına ne ekleyeceğiz? Cevap anahtarı ekleyeceğiz. Evet. Yöntemimiz, kısa yöntemimiz, pratik yöntemimiz, size anlatacağım bu yöntemde bunu yapmamız gerekiyor. Her soru sayfasının altına cevap anahtarı ekleyeceğiz. O yüzden bu bilgiyi yazarsak güzel bir hatırlatma olur katılımcılar için. Şimdi geldik. Cevap anahtarını nasıl ekleyeceğiz? Evet, şimdi bu sayfanın altındayız, bakın şu kısımdayız. Şimdi dikkat edelim. Soru ekle diyorum bakın burada. Soru ekle. Aslında cevap anahtarı oluşturacağım ama ben buraya soru ekle seçmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bakın soru ekle dedikten sonra şu bölümde bakın sağ üst tarafta şuraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra çoktan seçmeli tablosu var. Çoktan seçmeli tablosunu seçiyorum. Şimdi burada kaç tane sorumuz vardı bizim? 1, 2, 3. O yüzden şimdi cevap anahtarı tablosu olacak bu. Demek ki satır kısmında 3 tane olacak. 1, 2 ve 3. Çünkü 3 tane sorumuz var. Sütun kısmında ise bir sorumuzda kaç seçenek oluyordu? 4 seçenek oluyordu. A, B, C ve D seçenekleri. Evet, bu şekilde yaptığımız takdirde bakın cevap anahtarımızı da ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Şimdi bakın üst tarafa tıkladım. Tıklayınca burası bakın hazır o hale gelmiş oldu. Bakın katılımcılar şu 3 soruyu çözdükten sonra sırayla cevaplarını buradaki cevap anahtarına ne yapacaklar? Bu şekilde işaretlemiş olacaklar. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bakalım şöyle bir. Evet. Şimdi kapak sayfamızı yaptık ve birinci soru sayfamızı da ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Evet, şimdi bundan sonrası daha da kolay. Çünkü neden? Çünkü artık bir sayfa hazırladık ve bu sayfanın artık devamını yaparken bu bölümü kopyala diyeceğiz. Yani bu bölümün hepsi kopyasını oluşturarak yine kısa sürede deneme testimizi hazırlamış olacağız. Kopyasını oluşturacağız ancak değiştirmemiz gereken bazı yerler olacak. Neler olacak? Sorular olacak tabii ki. Yani her sayfada bu sorular olmayacak. Diğer ekran alıntısıyla aldığımız resimdeki soruları eklememiz gerekiyor. Farklı soruları eklememiz gerekiyor her sayfaya. Değiştireceğimiz kısım bu olacak. Şimdi onu da nereden yapacağız? Buradan bakın. Bölümün üst bilgi kısmından şu 3 noktaya tıklıyoruz. Bölümü kopyala diyorum. Bölümü kopyala dediğimde bakın şu gördüğünüz 1, 2 ve 3 tane ayrı kısım alt tarafa ne olmuş olacak? Kopyalanmış olacak. Evet, şimdi bunu kopyaladık. Bölümü kopyaladım. Bakın. Evet, bakın alt tarafa bu bölümün kopyası geldi. Şimdi burada ne yapacaktık? Şu resmi değiştirecektik. Evet, şu resmi şuraya sağ taraftaki şu boşluğa tıklıyorum bakın. Sonra şurada şu 3 tane nokta simgesi işareti geliyor. Buna tıkladığımda ne diyeceğim? Değiştir diyeceğim. Yani resmi değiştireceğiz. Yine göz atlıyoruz. Ve sorularımızın olduğu klasör açılıyor. Buradan bu sefer 2 numarayı seçiyoruz. Çünkü 1 numarayı ekledik. Sırada 2 vardı. Evet, 2 numarayı ekledik. Evet, yeni sorularımız da geldi bakın. 4, 5 ve 6 numaralı sorularımız geldi. Yine bakın cevap anahtarında bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü neden? Bu sayfada da çünkü 3 tane soru var. Evet, bakın. İkinci sayfamızdaki sorularımızı da bu şekilde birinci sayfada hazırladığım soruları kopyalayarak ve sadece resim değiştirerek hazırlamış olduk. Çok kısa sürdü gerçekten. Şimdi tekrar bu bölümü ne yapabilirim? Kopyalayabilirim bir sonraki sayfaya geçmek için. Evet, bunu kopyaladım. Bakın, evet, yine aynı resim çıktı. Bu tarafa tıklıyorum boş kısma ve 3 noktaya tıklayıp ne diyeceğim? Resmi değiştir diyeceğim. Evet, göz atlıyoruz ve 3 numaralı resmi seçtik. Evet, bunu sorularımız bitene kadar bu uygulamayı aynen tekrarlıyoruz. Bakın 7, 8 ve 9. sorularda çıktı. Yine burada bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü yine 3 tane soru var. Cevap anahtarında yine 3 tane soru var.
Soruların numaralarını tabii ki daha sonra değiştireceğim. Bakın çünkü hepsinde 1, 2, 3 diye yazıyor. Bunu soru numaralarıyla aynı yapacağız daha sonra. Hepsini bitirelim, ondan sonra yapacağız onu. Yine bölümü kopyala diyorum, artık daha hızlı olabiliriz. Bakın bölüm yine kopyalandı. Şuraya tıklıyoruz, resmi değiştir diyoruz. Göz at. Evet, bu sefer 4 numarayı seçtik. Evet, 4 numaralı soru sayfamızda yüklendi. Bakın, evet bu sefer bakın 4 tane soru var. 10, 11, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı sorular var. O zaman bu cevap anahtarında ne yapacağım? Bir tane daha şurada satır ekleyeceğim. Yani soru numarası 4. Evet, bakalım oldu mu? Hemen alta geçiyoruz. Evet, bakın 4 tane soru oldu. Çünkü bu sayfada 4 tane sorumuz vardı. Şimdi bunu tekrar kopyalayacağım. Bunu kopyalamak daha mantıklı olacak. Çünkü bir sonraki bölümde de sayfada da 4 tane soru vardı diye hatırlıyorum. Evet, buraya tıklayıp bakalım değiştirelim. Evet, 5 numaralı sayfamızdı. Onu da yüklüyoruz. Evet, bakın bu sayfada da yine 4 sorumuz vardı. 14, 15, 16, 17 numaralı sorular. Ve burada da yine 4 tane soru var. Yine bunu değiştirmiyoruz. Yine bu bölümü kopyalayalım. Evet, artık son sayfamız geldi. Bakalım. Evet, bu bölümde kopyaladık. Şimdi son sayfamızı da buraya ekleyerek testimizi bitireceğiz. Evet, 6. sayfamız ekledik. Evet, 6. sayfamıza yüklendi. Bakın 18, 19 ve 20 numaralı sorular. Yani 3 tane soru var burada. O zaman buradaki satırlardan birini ne yapıyorum? Çarpıya tıklayarak kaldırıyorum. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi online testimizi hazırladık. Evet, bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit. Şimdi bazı yapmamız gereken yine ayarlar var. Bakın şurada az önce ayarlardan e-posta topla işareti açılmış. Onu kapatıyorum ben. Onu ben istemiyorum çünkü o, evet bakın o bilgi kısmı yine buradan çıktı. Şimdi burada yapmamız gerekenler neler? Bakın şunlar, soru numaraları. Şimdi birinci sayfamızda sıkıntı yok. 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3 cevap anahtarında. Ama ikinci ve sonraki sayfalarda bunu düzeltmemiz gerekiyor. 4, 5, 6. Bakın 4, 5, 6 yapacağız bunu. Şöyle 4, 5, 6. Yine burada 7, 8, 9. 7, 8, 9. Evet. 10'dan 13'e kadar gideceğiz burada da. 10, 11, 12, 13. Evet, burada da 14'ten 17'ye kadar tıklıyoruz. On dört, 15, 16, 17 yaptık. Evet, geldik son sayfamıza. 18'den 20'ye kadar. 19 ve 20 numaralı sorular. Evet, soru numaralarımızı da cevap anahtarına yazdıktan sonra, düzelttikten sonra şimdi sırada cevap anahtarımızı oluşturmaya geldi. Evet, cevap anahtarımızı nasıl oluşturacağız? Yine şu cevap bölümünden, soruların cevap bölümünden cevap anahtarını oluşturacağız. Bakın buraya geldim. Yine buraya tıklıyorum. Evet, burada cevap anahtarı kısmı var. Evet, cevap anahtarı kısmına tıklayıp bakın şimdi burada işaretleyeceğimiz seçenekler cevap anahtarı olmuş olacak. Bunu da nereden bakacağız? Yine klasörümüze gelip bakın burada cevap anahtarımız vardı. Mesela neymiş? 1, 2, 3, D, A, C. Evet, 1, 2, 3, D, A ve C. Evet, şimdi de bunu bakın işaretledik. Tamamlandı diyoruz. Tamamlandı dedikten sonra cevap anahtarımız hazır oldu. Bakın kontrol edelim. Hop, evet. Cevaplarımız işaretlenmiş. Şimdi ne kaldı peki? Puanlamalar kaldı. Evet, yine cevap anahtarı kısmına girdiğimizde bakın burada her sorunun yanında kaç puan olduğu kısmı var. Bunu belirliyoruz. Yani soru sayımıza göre belirliyoruz. 10 sorumuz varsa
100 üzerinden değerlendireceksek 10'ar puan. 20 sorumuz varsa 5'er puan. Biz burada 20 soru yaptık. Bunu ne yapıyoruz? 5'er puan yapıyoruz. Evet. Bunu diğer tüm cevap anahtarları için aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Bakın cevap anahtarına tıklıyoruz. Yine cevap anahtarımızı açıyoruz. Neydi? 4, 5, 6, C, D, D. Evet. Buradan ne yapacağız? C, D ve D'yi işaretleyeceğiz. Yine puanlarımızı oluşturacağız. Hepsi 5'er puanlı. Evet. Tamamlandı diyoruz. Şimdi diğerlerini de bakın aynı şekilde yapıp ayarlayabiliriz. Hemen onları da yapalım. 7, 8, 9, A, B, C. A, B, C. Evet, yine puanlarını da ayarlayalım. Evet, diğer sorulara geldik. 10, 11, 12, 13. C, D, A, C. Evet, C, D, A, C. Cevap anahtarı kısmına geliyoruz. C, D, A, C'yi işaretliyoruz. Yine puanlarımızı 5'er puan yapıyoruz. Toplam 20 soru olduğu için. Tamamlandı diyoruz. Devam ediyoruz. 14, 15, 16, 17. A, D, A, B. Evet, A, D, A, B. Cevap anahtarı. A, D, A ve B. Puanlarımızı da girelim. Evet, bu işlemi her cevap anahtarı kısmında tekrarlıyoruz. Burayı da yaptık. Şimdi geldik son 3 soruya. 18, 19, 20. Onların da cevaplarına bakalım. B, B, C. Evet. Cevap anahtarı. B, B, C. Evet, puanımızı da giriyoruz. Tamamlandı dedikten sonra. Evet. Deneme testimiz artık hazır. Bakın görüyorsunuz burada toplam puan 100 yazıyor. Yani demek ki hepsini eksiksiz yapmışız 5'er puan şeklinde. Şimdi burada başka yapmamız gereken bir şey yok. Artık deneme testimizi katılımcılara gönderebiliriz. Şimdi bir tane deneyelim. Kendimiz bir katılımcıymış gibi deneyelim. Şuradan bakın gönder diyelim. Burada ne yapıyorduk? En kolay yöntem şu. Bakın bağlantı link kısmı. Bunu kısaltalım. Evet, şuradan sağ tıklayıp veya şuraya tıklayıp kopyala diyebiliriz bu linki. Şimdi şuradan yeni bir sekme açalım ve yapıştır ve git diyelim. Evet, şimdi bu sayfaya gittik. Evet, bakın karşımıza bilgiler çıktı. Yani bir katılımcı gibi. Şimdi buradan yazalım. Kanala ismimizi yazalım. Bilgi kurdu. Şubemizi seçelim. Evet, 5 ayı seçtik. Numaramızı da 1000 yazalım. Belki 1000 aboneye ulaşırız inşallah. Abone olursanız tabii ki. Evet, daha sonra buradan sonraki diyoruz. Bakın sonraki dediğimizde artık sorular karşımıza çıktı. Fen 5. sınıf fen denemesi, deneme testi 1. Soruların çözümlerini, cevap anahtarını işaretlediniz. Evet, burada 3 tane soru karşımıza çıktı. Bu 3 soruyu sırayla çözdükten sonra 1. soruyu çözdük katılımcı. Hemen şuradan cevabını işaretliyor. Daha sonra işte 2. soruyu, 3. soruyu çözdü. Sonraki diyor. Bakın diğer sorular geldiğine 3 tane. Bakalım şöyle işaretleyelim. Evet, bu sayfada da yine 3 tane sorumuz vardı. Sonraki diyelim. Evet, burada 4 tane sorumuz vardı. Bunları da işaretleyelim. Bakalım en sonunda yanıt gönderelim ve yanıtları da bakalım nasıl inceliyoruz, nereden görüyoruz. Evet, son 3 sorumuz. Bunları da bu şekilde işaretledik. Evet, artık testimiz bitti. Bakın buradan katılımcı ne yapacak? Gönder diyecek. Gönder dedikten sonra başka bir tekrar bir hakkı olmayacak. Bunu da belirten bir uyarı siz katılımcılara söyleyebilirsiniz. Hani bir hakkınız var diye. Bu da faydalı olacaktır. Evet, gönder dedik. Bakın yanıtınız kaydedildi dedi. Şimdi tekrar geliyoruz.
testimizi hazırladığımız sayfaya. Bakın artık burada üst tarafta bakın sorular yan tarafında yanıtlar kısmı var. Yanıtlar kısmında da bir yazdı. Demek ki bir katılımcı bunu yanıtladı. Az önce biz yanıtladık. Yanıtlara geldik. Bakın bir yanıt diyor. Şimdi burada özet kısım var. Bakın. Demek ki 10 puan almışız. İki tane soru. Bakalım. Şuradan bağımsız. Evet, iki tane sorumuz tutmuş demek ki. Özet kısmından analizler var. Bakın ortalama puan var. Yine isim soy isim. Evet, cevaplayanın isim soy ismi. Hangi şubeden olduğu. Bakın şöyle grafikler ve analizler mevcut. Buraları inceleyebilirsiniz. Soru kısmında da hangi sorularda, hangi sayfalarda hatalar yapıldı ve işte doğru cevaplar verildi. Buradan inceleyebiliyoruz. Bağımsız kısmında ise burada direkt katılımcının puanı yazıyor. Bakın 100 üzerinden 10 puan diye hangi öğrenci katıldıysa orada bilgileri yazıyor. Hatta bakın şurada yani direkt kendi verdiği cevaplar burada yazıyor. Ve o sayfadaki ve doğru cevaplar da burada altta bakın görebiliyorsunuz. Hangi soruları doğru yaptığında buradan inceleyebilirsiniz. Bakın mesela 7. soru doğru yapmışız. Bakalım. Yine burada 15. soru. Evet, iki sorumuz yani doğru buradan çıkmış. 10 puanı almışız. Evet, şimdi buradan cevap anahtarlarını yani kaç puan aldığını, öğrencinin, katılımcının kaç puan aldığını bu şekilde gördüğümüzü açıklamış olduk. Daha sonra bu yanıtlarla ilgili yeni bir video yaparım. Yine onun incelemesini yapabiliriz. Abone olursanız onu da izleyebilirsiniz. Onda da çünkü bazı ayarlamalar ve pratik yöntemler mevcut. Onları da bahsedeceğim. Evet, şimdi videomuzun sonuna geldik. Bakın, umarım dikkatlice, ayrıntılı bir şekilde anlatmışımdır, faydalı olabilmişimdir. Şimdi videomuz biraz uzun olmuş olabilir. Ancak tabii ki anlatım kısmı bu şekilde olmak zorunda. Sizler de artık bunu öğrendikten sonra eminim ki çok kısa bir sürede yani artık bu işlem çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Yani 5 dakikalık bir sürede bile bu deneme testini hazırlamanız bundan sonra mümkün. Tekrar bir özet geçecek olursam, bakın öncelikle kapak kısmını ayarladık. Buradan ad, soyad, sınıf, şube ve no kısımlarını girdik. Buradan soru ekle diyerek ve burada her birinin altına gerekli kısmını da ne yapmış olduk? İşaretlemiş olduk. Daha sonra şuradan bölüm ekle dedik ve ikinci bölümümüz açıldı. Yani sorularımızın olduğu kısım açıldı. Burada üst bilgi kısmını yazdık. Daha sonra resim ekle dedik. Evet, resim, bu resimimizi ekledik. Ondan sonra da soru ekle dedim ve buradaki cevap anahtarını oluşturdum. Çoktan seçmeli tablosu tablosunu seçtik. Bakın şuradan. Şöyle çoktan seçmeli tablosunu seçmiştik. Daha sonrası ise daha kolaydı. Çünkü birinci bölümümüzü yaptık ve birinci bölüm üzerinden bakın şuradan yani soruların olduğu birinci bölüm üzerinden bu bölümü kopyala diyerek alt tarafta bu bölümü çoğaltmış olduk. Ancak değişikliğimiz ne oldu burada? Sorularımız oldu. Sorularımızı şuraya tıkladık ve şu 3 noktaya tıklayarak değiştir dedik ve bu resmi değiştirerek diğer soruları da eklemiş olduk. Yine alttaki cevap anahtarımızı da soru sayısına göre değiştirdik. 3'tü bunlar. Mesela bu sayfada da 4'tü. O yüzden burada 4 tane yaptım ve soru numaralarımızı bakın üstündeki sorulara göre yine ayarladık. Sonra cevap anahtarımızı oluşturduk. Buraya tıklayarak bakın cevap anahtarı. Şurada işaretledik cevap anahtarını. Yine puanımızı da buradan ayarladık ve tamamlandı dedik. Bu şekilde deneme testimizi ayarladık ve daha sonra şuradan göndere tıklayarak bağlantı linkini katılımcılarla paylaştık. Evet, bu kadar basit. Bundan sonra umarım sizler de çok kısa sürede kolay bu yöntemi deneme testi hazırlarken kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devam etmesini, gelmesini istiyorsanız ekranın sağ alt kısmından abone ol kısmına tıklayıp abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.